Panos su. Bu ev kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Google Metin konuşma motorundan kurtulmak. Malumunuz sistemde yerleşik olan Google Metin konuşma motorunun çivisi çıktı artık. Onun da düzeleceği kalmadı. Ben bugün onu da silmeye karar verdim. Onu silecek bir modifikasyon yaptım. ADB'yi onu silecek şekilde modifiye ettim. Bugün Google Metin okumadan da kurtuluyoruz. Bunun için önce telefonumuzu alıyoruz. Cihazın. Ve ayarlara giriyoruz. Ayarlı. Yazı. Telefon hattında. Buradan. Durum yasal yazılım bir yazılım manuel. Google Play Anaban Kernel yapım numarası. Yapım numarasına 7 kere tıklıyoruz. Evet. Telefon şimdi ayar. Aşağıya geliştirici geliştirici seçenekleri geldi. Basıyorum. Geliştirici. Buradan resim renk modu. OMK resim sistemi yüz demo modu. USB hata ayıklaması. USB tamam. USB hata ayıklamayı açıyorum. Ayarlar. Ve optimize. Telefonumu ekranı açık bir şekilde telefonumuz optimize edildi. USB kablo aracılığıyla bilgisayarıma bağlıyorum. Ekranın açık olması çok önemli. Telefonumuzun ekranının açık olması çok önemli. Çünkü bize USB ile alakalı bir şey sorduğu zaman hızlı cevap vermemiz lazım. Şarj durum. Otomatik kullan. Speaker yet. Şimdi başlat pencere de seviye bir dosya. Giriş panosu. Pa yet gir ad git git gör ayrı aç el sev do sen ben res mü vi mu spi doğun hızlı bu bir sevi Windows seviye bir a kapalı sev il kere ad seçi e gör arjiv ve privates boş kare siyah boşluk maça kupa boş baklava siyah karo siyah sinek diyez ad diyez google diyez ttsa sütun 1/3 ADB Google TTS. Şimdi bunu yapıştır. P. Buraya yapıştırıyorum. Boş kare siyah boşluk maça kupa spit boş kare siyah boşluk. Tamam. Şimdi bu ADB'yi ayıklamamız lazım buradan. Boş kare açılma. Folder folder view. Google folder view. Folder view. Aç birlikte aç. Paylaş. Açılan pencere. Tümünü ayık. Sıkıştırıp göz at. Tamamlandı. Önerleme durumu. 200. Boş kare siyah boşluk maça kupa boş baklava siyah karo siyah sinek diye zat diye folder. Şunu silebiliriz artık. Öncelikle folder izin nokta bak dosyasını çalıştırmamız gerekiyor. İzin 5/13. Çalıştırınca Windows sistem 32 CMDX'e Command Prompt ana ekran. Telefonumuz bize bir soru sordu ve hemen cevap verdik. Hızlı cevap vermeniz lazım. Yani hızlı izin vermeniz lazım her şeye. Vakit geçtikten sonra olmuyor maalesef. Tekrar çalıştırıyorum. Bir saniye. Folder ad izin. Şimdi ad 1/13 adb.exe'yi çalıştırıyorum. Ad mak start go stop google tts 12 stop google tts diyor. Çalıştırıyorum bunu. Windows sistem 32 cmdx'e Command Prompt 1. Windows System 32 CMDX'e press to continue. Evet. Google Metin okumayı durdurduk şimdi. Mac uninstall Google TTS 13/13. Uninstall Google TTS
diyor. Çalıştırıyorum. Windows System 32 CMD-X'e Command Prompt 1. Windows System 32 CMD-X'e boş. Y. Suggest. Press any key to jump in. Bitti diyor yani. Kaldırdım diyor. Tekrar bakalım. Start. Uninstall. Bir daha çalıştırıyorum. Windows System 32 CMD-X'e Command Prompt 1. Windows System 32 CMD-X'e press any key to jump in. Evet, bitti. Şimdi Mac Start Google TTS. Start Google TTS'yi çalıştıracağım. Bunu yapmamızın nedeni şu. İşlem başarılı olmuş mu olmamış mı? Bunu kontrol edeceğiz. Şayet işlem başarısız olduysa telefonumuzdan bir ses duyacağız ve telefonumuz otomatik olarak Google Metin Okuma Motoru'nu saptanmış TTS motoru olarak seçecek. Yok, eğer işlem başarılı olduysa telefonumuzda hiçbir hareketlilik olmayacak. Telefonumuzdan hiçbir ses duymayacağız. Başlatalım. Windows System 32 CMD-X'e Command Prompt 1. Windows System 32 CMD-X'e press any key to continue. Evet, işlem başarılı olmuş. Tekrar deneyelim. Start Google TTS. Basıyorum. Windows System 32 CMD-X'e Command Prompt 1. Windows System 32 CMD-X'e press any key to continue. Bitti. Artık Google TTS'den de kurtulduk. Şimdi buradan çıkıyorum. Şimdi telefonumuza geçelim. Bakalım telefonumuzda Google Metin Okuma'ya dair herhangi bir şey var mı? Bir tane Google Metin Okuma var ama o modlanmış Google Metin Okuma motoru. Bakalım hemen. Metin Okuma Ayarları. Manhok. Tercih edilen motor. Ivona TTS. Etkinleştirmek. Evet. Tercih. Radyo düğmesi. Seçili değil. Galaxy TTS. Radyo düğmesi. Seçili değil. Samsung TTS. Radyo düğmesi. Seçili değil. Google Metin Konuşma Motoru. Evet. Modifiye ettiğimiz, daha doğrusu modifiye edilmiş. Ben yapmadım bunun modifikasyonunu. Google Metin Okuma Motoru'ndan başka bir Google Metin Okuma Motoru yok. Burada normalde Google Ses Tanıma ve Sentez Hizmeti demesi lazım. Onu demiyor artık. Bir de ayarları kontrol edelim. Ayarlarda var mı böyle bir şey? Bakalım. Ayarlar. Genel yönetim. Dil ve erişilebilir uygulamalar. 38 öğeden 28. Akapela. Seyboice. Şimdi ayarlardaki uygulamalar bölümünde geziyorum. Ve bakacağım Google ile alakalı herhangi bir şey var mı? Google Metin Okuma ile alakalı. Pardon. Android. Ayak, capçı, drone, cihaz, batarya, dijital, dot, yüzün, epot, elnur, el, finder, galaks, sekreleri, gmail, google metin konuşma motoru, google partners, google play, google wifi, seks, grup, hayal, haritalar. Evet, Google ile alakalı telefonumuzda hiçbir şey kalmadı. Artık Google Metin Okuma Motoru'ndan da kurtulmuş olduk. Bu arada bu NVDA güncellendi arkadaşlar. NVDA güncellenince hiperneural TTS de çalışmaz oldu. Yapıştır P. Folder view liste. Speaker seçildi de 57/8. Yani bu dur. NVDA'nın geliştiricileri ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Hadi tamam, NVDA'nın güncelleme alması, yeni özelliklere sahip olması falan, bunlar çok güzel şeyler. Ama yani gitgide bütün eklentileri uyumsuz hale getiriyorlar. Hiperneural TTS uyumsuz oldu mesela. Artık çalışmıyor. Hani ne yapmayı planlıyorlar? En sonunda eklenti kurma özelliğini tamamen mi kaldıracaklar NVDA'dan? Bilmiyorum yani. Ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorum da. Şimdi de hiperneural TTS uyumsuz hale gelmiş. Yok ya. Bence en sağlıklısı eski NVDA sürümüne geri dönüş yapmak. Yani NVDA 2019.1
veya Nvidia 2019.2 sürümüne, ki en sağlıklı sürümler onlar oluyor, geri dönüş yapmak daha güzel olur bence.